Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve taşiş yapan firmaları açıklamıştı. Çorum'dan da 14 firmanın yer aldığı listede ülke genelinden 618 firma yer alıyor. Kanal 101 olarak konuyu ayrıntılı incelemek amacıyla Atak dürümün sahibi Mustafa Özünal'ın konuğu olduk. İyi günler. Ben Çorum Atak dürüm işletmecisi Mustafa Özünal. Yaklaşık 8-9 yıldır bu işi yapıyorum ve geçen yıla kadar her gün denetlemede numune alınır, sonuçlar verilirdi. Ve geçen yıl Tarım İl Müdürlüğü bizden numune aldı ve numunelerin sonucunda bizden kanatlı et, etimizde kanatlı et tespit etti ve itirazda da bulundu. Tarım İl Müdürlüğü'nün itirazını kabul etmedi, bizim itirazlarımızı. Yapamazsınız dedi, bu devletin sonucudur dedi. Bu itirazları kesinlikle kabul etmedi ve biz de Tarım İl Müdürlüğü'nden ne kadar, yani ette, tavukta ne kadar tavuk çıktığını öğrenmek istedik. Bize bunun sonucunu vermediler. Ve bir yıl sonra bize cezayı yazdılar ve biz bu cezayı ödedik. Cezalarımızın taksiti bittiği gün sosyal medyaya paylaşımda bulundular ve sosyal medyada da çok kötü paylaşımlar oluyor. İsmimizi lekeliyorlar. At eti, eşek eti, domuz eti satmıştır diyorlar. Hayır, kesinlikle bu şekilde bir şey yoktur. Bizim işimiz, esas işimiz kanatlı ettir. Yani kanatlı et dediğimiz tavuk etidir bizim işimiz. Ve normal et dönerde müşterilerimize yok satmamak için bulundurmak zorundayız. Gerçekleşen olayı ustamızdan da dinleyebiliriz. Ya bizim tüm meselemiz tarımın geldiği burada şey yaptığı için, döner etiyle tavuk etin makinesini aynı kestiğimiz için, burada tavuğu da kesiyoruz biz, eti de aynı makineyle kestiğimiz için tavuk ete düşmüş ve o numuneden de bu şekilde çıkmış. Biz ikisini aynı şekilde kesiyoruz. Yani bunlar farklılık yok. Eti de onunla kesiyoruz, tavuğu da onunla kesiyoruz. Bakanlığın yayınladığı raporun iyi incelenmesini ve vatandaşın yanlış yönlendirilmemesini talep ettiklerini vurgulayan Özünal, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine güvenle yiyebilecekleri et ve tavuk döner ürünlerini sunmaya devam edeceklerini belirtti.